Ne habersiniz Tayfan? Ne habersiniz yoldaşlarım? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Naruto animesinin 11. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Eğer benimle birlikte Naruto izlemek istiyorsanız aşağıya linke live reaction linki bırakıyorum. Orada benimle birlikte izleyebilirsiniz sayfa. Ve eğer daha fazla Naruto gelmesini istiyorsanız bu uyarıyı başta yapmak istiyorum. Lütfen like tuşuna basmayı unutmayın ki ben de daha fazla Naruto gelmesini sağlayayım. Daha fazla böyle ilgi olduğunu göstereyim. Ve bunu sizlere sağlayayım tayfa. Gerçekten çok duygusal bölümdü. Inari'nin geçmişi hakkında ve Bay Tazuna'nın hikayesini tamamen öğrenmiş bulunmaktayız. Savaş sahnesi hiç yoktu ama tamamen duygusal bir hikaye ile bizi baş başa bıraktılar. Ağlamamak için kendimi gerçekten zor tuttum tayfa. İlk defa bir bölümde Sakura'ya hiçbir şey demedim. Sakura bölüm gayet iyiydi. Hatta Sasuke'den ve Naruto'dan bile daha mantıklı konuştuk bölümde. Her neyse bölümün başına değineceğim. Öncelikle bize Sakura'yı gösteriyorlar. Sakura Bay Tazuna ile birlikte. Ve Bay Tazuna biliyorsunuz Dalga ülkesindeyiz şu anda. Dalga adalardayız. Dalga ülkesindeyiz ve bu Dalga ülkesinin herhangi bir gizli ninja köyü yok. Herhangi bir gizli ninja köyü yok ve Ateş ülkesine yakın bir yerde bulunan bir ada bu. Ve zamanında biliyorsunuz Bay Tazuna'yı öldürmek için gelen gizli mist köyündeki karakter Zabuza Momochi su ülkesindeki gizli mist köyünden gelmişti. Yani Dalgalar ülkesinin herhangi bir ninja köyü yok. Küçük olduğu için zaten gerek duymamışlar ve ülke gerçekten batak durumda. Ülke berbat durumda. Gerek ekonomisi olsun gerek insanları olsun fakirlik çekiyor ve durum çok üzüntülü. Her neyse Sakura'yı gösteriyorlar bize bölümün başında ve Bay Tazuna köprünün inşaatını yapmak için elinden geleni yapıyor. Gitchi denilen bir karakter geliyor. O köprünün inşaatında çalışan bir karakter ve diyor ki Bay Tazuna diyor artık ben diyor bu köprü inşaatında çalışamam diyor. Bay Tazuna neden falan diyor ve sonra Gitchi açıklıyor ki o da Gato'dan korkuyormuş. Gato ülkenin mafyası gibi bir şey, bir şirketi var. Ama şirket olmasına rağmen bu davranışlardan dolayı mafya olduğunu söyleyebiliriz ve şirketi ve kendi kazançları için herkesi öldürebilir. İnsanlar onun umurunda değil ve onun yüzünden insanlar borç, batak ve fakirlik geçiriyor. Ülke gerçekten çok sefil durumda Dalgalar ülkesinde ve böyle bir durum söz konusu. Bay Tazuna da köprüyü yapmak istiyor çünkü köprünün yapımı bittiği zaman ülkedeki büyük ihtimalle benim tam olarak köprünün yapımı nereye bağlanıyor falan bilmiyorum ama benim düşüncem çünkü Bay Tazuna şöyle dedi. Aslında bu böyle ufak ayrıntılar gibi gözükse de Naruto ile ilgili bence hikayeyi hem daha iyi kavramak hem de Naruto'yu daha iyi anlamak açısından bence ayrıntıya girmek önemli. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz tayfa? Yorumlarınızı eksik etmeyin ve haritasını daha iyi sağlama alıyoruz Naruto'nun. Şimdi biz Dalgalar ülkesindeyiz ve Bay Tazuna bu köprüyü yaparsa sevkiyatı ve ülkenin gidişatını daha iyi hale getireceğini söyledi. Köprü büyük ihtimalle bence Ateş ülkesi tarafına böyle toprağa parçaya bağlanıyordur. Çünkü bu bir ada olduğu için ortada kalan bir yer. Ve bunu köprüyle sağlarsa diğer ülkelerle alışverişi çok daha kolay olur diye düşünüyorum. Bu yüzden Bay Tazuna ülkenin geleceğini ve fakir insanları, sefil insanları daha iyi bir duruma sokmak için köprüyü tamamlamaya çalışıyor. Fakat Gato buna izin vermiyor. Gato'nun tek istediği kendi şirketini ve kendi parasını daha fazla arttırmak. Böyle CEO'lardan nefret ediyorum. Ben Fantastic CEO böyle bir şeyin olmasına asla izin vermezdim. Neyse. Ardından Sakura ile Bay Tazuna birlikte yürüyüşe falan çıkıyorlar. Tabii Bay Tazuna Gitchi diyor ki artık diyor gelme diyor. Ben diyor bu köprüyü tamamlayacağım diyor. İnsanlar için bunu yapacağım diyor. Bay Tazuna'nın ne kadar iyi bir karakter olabileceğini buradan görüyoruz. Sakura ile Bay Tazuna Dalgalar Adası ülkesinde öyle bir şey tabii Dalgalar ülkesi diye geçiyor. Orada bir yürüyüşe çıkıyor falan. Marketlere falan uğruyor. Daha doğrusu dükkanlar diyelim ve dükkanda Sakura'yı adamın biri eşyasını çalacaktı. Sakura'nın çantasını çalacaktı. Sakura ona tekmeyi geçiriyor. Sapık zannediyor. Adam ellediğini düşünüyor Sakura ve tekmeyi geçiriyor. O sahneler komikti. Sakura bölüm çok iyiydi ya. Tekmeyi geçiriyor bir anda sinirlenip Sakura. Ardından adam diyor ki ben sapık değilim diyor. İki tane dişi dökülüyor böyle adamın. Tabi Sakura'nın tekmesine dayanamıyor. Sakura'da çakra kontrolü iyi yani. Kötü değil. Fena değil. Naruto ile Sasuke'den daha hızlı söktü çakra kontrolü olayını. Ardından dükkana biraz göz gezdiriyor bakış açıları falan. Bakıyorum dükkanda sebzeler falan tek tük bir iki tane domates var, bir iki tane sebze marul falan var. Çok üzüldüm ya. Düşünsenize burada bir herhangi bir dükkana giriyorsunuz. Bakıyoruz gayet marullar falan full. O kadar çok sebzemiz var ki. O kadar fazla ki hatta
ayır seçiyoruz yani. Sebze seçiyoruz. Ondan bir tane bu daha iyi, bu çürük falan diye seçiyoruz. Ama böyle kurgusal dünyalarda mesela bu ülkede böyle bir şey görmek, insan kendini onların yerine koyduğu zaman gerçekten üzülüyor. Düşünsenize, sokakta yürüdüğün zaman bir sürü dilenci, bir sürü böyle fakirlik çeken insan var ki gerçekten bizim ülkemizdeki gerçekten çoğu fake yani. Dilencinin 3 tane arabası falan çıkıyor. Bunlar gerçek olan durumlar. Ama gerçekten Naruto'da böyle bir şey var ve kendimizi onların yerine koymak bence insana farklı duygular katıyor. Gerçekten bu böyle. Hani diyorlar ya anime mangaları insanlara bir şey katmaz, çocuksudur falan. Öyle bir şey yok. Bu senin ne kapabileceğinle ilgili bir durum bence. Gayet de mantıklı. Neden dünyada bu kadar satıp değer görüyor bu seriler? Neden Türkiye'de değer görmüyor? Durum aslında biraz beyin seviyesiyle alakalı. Her neyse devam edelim. O dükkanı gösterdikten sonra Sakura ile Baitazuna dükkandan çıkıyorlar, ilerliyorlar falan. Sakura yine birini onun ellediğini düşünüyor. Hemen böyle arkasına dönüyor. Yine mi bir sapık diyor, dönüyor. Bir tane küçük çocuk var. Sakura'dan bana bir şeyler verir misin diyor. Tabii çocuk çok tatlı, aşırı tatlı bir çocuk. Sakura ona çantasından şeker çıkarıveriyor. Böyle Sakura'ya böyle sarılasım geldi. Ben de üzüldüm çünkü. Ve çocuğu yolluyor, Sakura üzülüyor falan. Her neyse orada bize Sasuke ile Naruto'yu gösteriyorlar sonunda. Acaba dedim ne yaptı Sakura, Sasuke ile Naruto acaba çakra kontrolünü sağlayıp ağaca çıkabildiler mi? Sasuke çıkmaya devam ediyor, Naruto çıkmaya devam ediyor ve aşırı yorulup yaralanmışlar. Ve çakra kontrolünü iyi sağlamışlar gerçekten. Naruto diyor ki olamaz diyor, Sasuke beni geçecek diyor. Sasuke Naruto'ya bakıyor, olamaz diyor, benden daha üstte mi gelmiş yoksa falan diyor. Birbirleri için endişe ederken maalesef çakra kontrolü denilen olayı unutuyorlar. Ardından Naruto düşünüyor, böyle duruyor. Sakura ile konuşmaları aklına geliyor. Sakura'dan ipucu istemişti. Sakura da ona ipucunu verdi. Sasuke'ye vermek yerine Naruto'ya verdi. Bu da garip bir durum. Acaba Sakura da Naruto'dan az da olsa etkilenmiş belli ki. En azından biraz bağları artmış. Durumu anlatıyor, çakra kontrolü için, ruh enerjisinin kontrolü için odaklanma ve tüm düşüncelerini, zihnini boşaltmak gerekiyor. Naruto bunu aklına getirip yapmaya başlıyor. Çakra kontrolü için ruhun enerjisini odaklarken Sasuke hey Naruto diyor. Naruto afallıyor tabii. Bütün kontrol, odaklanma boşa gidiyor. Naruto ne oldu lan lanet olasıca diyor Sasuke'ye. Sasuke diyor ki Sakura'dan ne kaptın diyor. Sakura sana ne öğretti, nasıl bir ipucu verdi diyor. Anlatır mısın diyor. Naruto'nun bakış böyle. Anlatır mıyım sana sanki yapıyor. O sahneler gerçekten güzeldi. Neyse Sasuke bayağı sinirleniyor, afallanıyor falan. Dediğine de pişman oluyor Naruto'ya. Her neyse ondan sonra eve gidiyorlar yemek yemek için. Yemek ortamı falan oluşuyor. Beraber yemek yiyorlar ve Baitazuna Inari'nin hikayesini anlatmaya başlıyor. Inari küçükken babası ölmüş. Aynı zamanda Baitazuna'nın torunu. Küçükken babası ölüyor ve bir gölde gezinirken bir tane köpeği var, Pochi diye. Köpeğini diğer çocuklar tarafından köpeği darbe alıyor ve diğer çocuklar, kötü çocuklar diyor ki bu köpek artık benim köpeğim diyor. Ve ismi Shooting Star diyor. Shooting Star aslında daha havalı biraz ama Pochi biraz daha sevimli duruyor. Köpeği denize fırlatıyor. Ardından Inari'yi de denize fırlatıyorlar. Inari boğuluyor, köpek kurtuluyor. Burada işin senaristine biraz böyle baktım. Dedim köpek nasıl yüzme öğrenip kurtuldu da Inari kurtulamadı. Yok artık dedim bir anda. Neyse Inari tam ölecekken biri gelip onu kurtarıyor. Kurtaran da Kaiza oluyor. Ve Kaiza karakter isimlerinde yanlış söylediğim olursa lütfen belirtmeyi unutmayın yorumlarda. Kaiza gibi bir şeydi, ismi Kaiza'ydı diye hatırlıyorum. Ve Inari'yi kurtarıyor ve Kaiza Inari ile dost oluyor ve Inari'nin babası oluyor. Girip birlikte balık falan yiyorlar, balık pişiriyor. Inari'yi kurtarıyor ve diyor ki Pochi'nin diyor sana ihanet etmesinin sebebi sana karşı böyle bir dostluk görememesi. Sen onu kurtaramadığın için öyle davranmış olabilir diyor. Ve Kaiza'nın amacı, bir hayalleri var ve bir balıkçı ve başka bir ülkeden buraya gelmiş. Daha sonradan Kaiza Inari'nin annesiyle evleniyor demek ki. Çünkü Inari'nin annesi kocam diyor ama nasıl evlendiği hakkında böyle bir hikaye falan göstermediler. Inari'nin annesiyle Kaiza hakkındaki duygusal bağları bize anlatmazlar tam olarak. Her neyse ardından Kaiza erkeklikle ilgili çok sağlam cümleler kuruyor ve Inari'yi gerçekten etkiliyor. Ardından köyde bir baraj yıkılması oluyor ve baraj yıkılmasını kurtaran kişi de Kaiza oluyor. Kaiza o zorlu zamanlarda yağmurda barajı düzeltmek ve toplamak için, barajdaki böyle odunları bağlamak için ipi sırtlıyor ve göle atlıyor. Barajı atlıyor ve ipi bağlayarak odunlara barajı kurtarıyor ve gerçek bir kahraman ilan ediliyor Dalgalar ülkesinde. Inari'nin babası gerçek bir kahraman oluyor. Ardından Gato geliyor ve Gato şirketine Inari'nin babası Kaiza, tabii aralarında bir kan bağı yok. Böyle olması evlatlık
durumu olması işi daha çok duygusal boyutunu arttırıyor. Ve tabii herkes kahraman olarak görüyor. Ineri de babasını kahraman olarak görüyor. Ve Gato ülkesinde, Gato şirketinin başı Gato. Kaizo onlara, o şirkete isyan ettiği için, baş kaldırdığı için onu işkence yapıyor Kaizo'ya ve Kaizo'yu öldürüyor. Hem de herkesin içinde. Ineri de bu duruma çok üzülüyor ve hem babasının ölümü hem de nasıl bir kahraman bu diyerek, kahraman diye bir şey yoktur diyerek inanmayarak artık kahramanlıklardan kendini soyutluyor ve hikaye bu şekilde sonlanıyor Tayfa. Ineri'nin hikayesi bu şekilde. Naruto o yorgun haliyle ayakları falan titriyor böyle, hareket edemiyor Naruto. Ayağa kalkıyor, diyor ki kahramanların gerçekten var olduğunu göstereceğim diyor. Ve bölüm orada bitiyor. Hikaye bu şekildeydi Tayfa. Bence bölüm çok güzeldi. 10 üzerinden 8.0 verebilirim. Duygusal sahneler ve çakra kontrolü hakkında bize daha fazla bilgi veriyorlar ve gerçekten bu duygusal hikayeler bence gayet güzel oluyor. Beğendiğimi söyleyebilirim. O yüzden bence Naruto'nun duygusal hikayeleri gayet güzel. Bir ara bölümde ağlayacaktım gerçek anlamda. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın Tayfa. Yorumlarınızı eksikemeyin. Inari babası ve bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz? Olay tamamen Naruto'nun genel hikayesi ve Naruto'nun power up'ı falan değil. Olay aslında bu ufak hikayeler ve yan hikayelerden geçiyor. Bunu gerçekten anlayın. One Piece'te de böyle. Her şey Luffy'nin power up'ı değil. Big Mom arkında falan diye gireceğim. Girersem One Piece daha muhabbeti daha bitmez. O yüzden kendinize iyi bakın Tayfa. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Daha fazla Naruto için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın Tayfa.